Mecliste misak-ı milliye kabul edilmişti. Küplere binen İngilizler Yunanlarla ileri emri vermekle tehdit edip Ahmet Rıza Paşa'yı istifaya zorladı. Padişah hükümet kurma görevini Salih Paşa'ya verdi. Salih Paşa'nın kabinesinin milliyetçilerle dolu olduğunu gören İngilizler, "Sokacağım yapacağınız işi. İstanbul'u resmen işgal ediyorum lan. Meclisinizi de kapattım. Askerler alın şu komutanı ve mebusları Malta'ya sürün." Atatürk hemen İngilizlerin dağıttığı meclisi Ankara'da toplama çağrısı yaptı. İngilizler de kısa süre sonra damat Ferit'i tekrar hükümete getirdiler. Mustafa Kemal ve yanındakilerin kafir hain olduğunu ilan ederek Anadolu'nun her yerinde isyanlar çıkardılar. Ankara hükümeti de damat Ferit ve ona destek olanları hain ilan etti. Çıkan isyanlar az sayıdaki ordu birliği ve Çerkez Ethem'in güçleriyle zorlukla bastırıldı. Ankara hükümeti de iç isyanlarla uğraşırken Osmanlı'nın önüne Sevr Anlaşması çoktan sürülmüştü. Yetkililer barışı imzalamamaya karar verdiler. Paris'e giden damat Ferit Türkçe konuşulan yerlerde bağımsızlık istedi. Ama İngilizler onu umursamayıp Yunanlara Bursa'ya kadar girmelerini söyledi. Kısa sürede birçok batı şehrini işgal eden Yunanlar, Bursa'ya gelip Türklerin manevi değerlerine leke sürmeye çalıştılar. Yaşananlar Mustafa Kemal Paşa'dan bilinmeye başlandı. Yunan ilerlemeye devam ederek Trakya'yı da alınca İngilizler Sevr'i imzalamak için padişaha ve hükümete mühlet verdi. Damat Ferit heyet yollayıp imzaların atılmasını söyledi. Ama anlaşma hiçbir zaman yürürlüğe girmeyecekti. Ankara sadrazamı ve anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etti. Baskı yaparak sadrazamı görevden aldırdılar. Padişah yerine Ahmet Tevfik Paşa'yı getirdi. Yunan ilerleyişi karşısında Ankara artık Kuvayi Milliye'nin yetersizliğini gördü. Düzenli birliklere geçişi başlattı. Çok büyük yaraları olan Çerkez Ethem ve bazı efeler bu girişim karşısında isyan etti. Doğuda ise Kazım Karabekir kısa sürede Ermenilerin kolunu bacağını sessizce kırıp ülkeden defetti. Gümrü anlaşmasıyla zaferin altına imza atıldı. Hemen arkasından 10 Ocak'ta Batı cephesinin kuzey kısmının komutanı olan İsmet Bey tarafından Yunanlar İnönü'de durduruldu. Güneyde Fransızlara, doğuda Ermenilere, batıda Yunanlara karşı zaferin gelmesi üzerine işgalciler Londra'da bir konferans topladı. Ankara hükümeti de bir şekilde konferansa katıldı. Burada önümüze Sevr'in değiştirilmiş hali sunulunca masadan herkes eli boş ayrıldı. Sadrazam Tevfik Paşa da Ankara'nın yanında olduğunu belirtti. Dönüşte Rusya ile Moskova anlaşmasını imzalamamız bize kazanç sağlamıştı. Tabi Batum'u Ruslara vermek zorunda kalışımız ayrı bir mesele. Konferanstan sonuç çıkmayınca Yunan ordusu Uşak ve Afyon'u işgal etti. Mart sonunda İsmet Paşa ikinci defa Yunan'ı İnönü'de durdurdu. Ama bir hafta sonra Nisan 1921'de Refet Bey'in saldırısıyla yapılan Aslanlar Muharebesi'nde istenilen sonuç alınmadı. Türk ordusu saldırı için daha hazır değildi. Kendi iş sorunlarıyla uğraşan İngilizler bu noktada Yunan ve Türkler arasında tarafsız olduğunu ve arabuluculuk yapmak istediğini söyledi. Yunan kralı teklifi reddedip İzmir'e geldi. 10 Temmuz 1921'de genel hücum emrini verdi. İsmet Paşa komutasındaki Batı ordusu Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda ağır bir yenilgi aldı. Duruma müdahale eden Mustafa Kemal, orduya Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi emrini verdi. İşin başa düştüğünü gören Mustafa Kemal Paşa ısrarlar ve eleştiriler üzerine olağanüstü yetkilerle ordunun başına geçti. Planı Yunan ordusunu Anadolu'nun bağrından yok etmekti. İlk iş tekalifi milliye emirlerini çıkarıp orduya destek sağlamak oldu. 22 Ağustos 1921'de saldırıya geçen Yunan ordusu Sakarya Nehri'nin savunma hattı yapan Türklerle 3 hafta boyunca savaştı. Savaşın başında Türkler geri düştü. Top sesleri Ankara'ya ulaşmış, meclisi Kayseri'ye taşıyalım sözleri söylenmeye başlamıştı. Mustafa Kemal'in devrim niteliğindeki sözüyle toparlanan Türk ordusu karşı atağa geçti. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıhta bütün vatandır. 12 Eylül'de yenilen düşman Eskişehir-Afyon sınırına çekilmek zorunda kaldı. Zaferi gören Fransızlar Ankara Anlaşması'nı imzalayarak işgal ettikleri yerleri Türklere bıraktı. Bu oldukça büyük bir zaferdi. Bunu takiben Mustafa Kemal diplomasi hamleleri yapmaya başladı. Tekrar masaya oturuldu, kartlar karıldı ve yeni anlaşmalar üzerine konuşuldu. Avrupalıların Türklerin ciddiyetini anlamadığını görünce de son ve büyük bir hamleye, Yunan'ı ülkeden atmaya karar verdi. Yurt dışından gelen desteklerin varması ve hazırlıkların bitmesi bir yıl sürdü. Taarruz gücüne eriştiğini gören Paşa orduyu tekrar yapılandırarak güçlerini ikiye ayırdı. Milli mücadeleyi sonuçlandıran Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 günü başladı. İki günde kuvvetlerinin yarısı savaş dışı bırakılan Yunan ordusu kuşatma altına alındı. Kuşatma harekatı 30 Ağustos'ta bizzat Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın yönettiği, Başkumandanlık Muharebesi adı verilen meydan savaşıyla tamamlandı. Mustafa Kemal Paşa ağır yenilgiye uğratıldığı halde henüz yok edilmeyen ve panik halinde kaçan düşmanın toparlanmasını önlemek için o meşhur "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdi. Türk birlikleri düşmanın durmasına ve yeniden toparlanmasına fırsat vermemek için takibe başladı. 9 Eylül'de Nurettin Paşa İzmir'e girdi ve Yunan askerlerinin Ege sularında boy vermesiyle Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış oldu.
Bilek gücüyle Er Meydanı'nda yenilen Yunan'ı bir de masa başında mürekkep ve kalemle yenmek gerekiyordu. Yunan hükümeti yenilginin üzerine vakit kaybetmeden İngilizlere ve İtilaf devletlerine başvurdu. Reis be, gözünün yağını yiyin beni şu Türklerin elinden kurtar. Ege denizinde batırıp sopalayacaklar bu gidişle. Yunanların ısrarı ve talebi üzerine İtilaf devletleri araya girerek Ankara hükümetine barış teklifi yaptı. İngiltere'nin planı Türklerin Çanakkale ve İstanbul bazılarına el koymasına engel olmak ve Trakya'yı Yunanlarda tutabilmekti. Barış teklifini Rauf Bey hükümeti aracılığıyla Mustafa Kemal'e ilettiler. Paşa, Trakya'da bizim, İstanbul'da bizim. Bizim değil mi lan, vermeyeceğiz. Şeklinde kararlı bir duruş sergileyince işler değişti. İngiltere ayak oyunlarıyla boğazı vermeme planları yapa dururken, Türk süvarileri hız kesmeden Çanakkale boğazına doğru ilerledi. Diğer itilaf devletlerinin İngilizlere yardım etmemesi ve Yunanların ağır bir bozguna uğraması onları zora sokuyordu. Diğer Balkan devletlerinden istenen destek de gelmemişti. İngilizlerin asıl sıkıntılı olduğu yer iç siyasetti. Atatürk'ün ısrarcı tutumu zaten 1. Dünya Savaşı'nda aldığı kayıplardan dolayı sıkıntıda olan İngiltere'yi pes ettirme noktasına getirdi. İngiliz halkı, evlatlarımızı telef ettiniz orada, çıkın artık Türkiye'den diyerek hükümeti zorda bırakmıştı. İngiliz Başbakanı Lloyd George ve İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon nihayet Türkiye'nin istediklerini kabul edecek şekilde ateşkes masasına oturdu. Yunanları İngiliz yetkililerin, Türkleri İsmet Paşa ve bazı delegelerin temsil ettiği bu anlaşmada İtilaf devletlerinin tamamıyla bir ateşkes imzalandı. 11 Ekim 1922'de imzalanan anlaşmayla Meriç Nehri'nin doğusunda kalan Trakya toprakları ve boğazlar savaşsız Türklere verildi. Silahlı çatışmaların sona erdiği de belirtildi. Savaş bitmiş, kılıçlar kınına girmişti. Yani milli mücadelenin askeri safhası bitmiş oldu. Mudanya Mütarekesi Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti'nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilaf devletlerinin teşkil ettiğini açık bir şekilde göstermiştir. Bu mütareke milli mücadelenin sadece Yunan silahlı gücüne karşı değil, gerçek anlamda bütün bir müttefik cepheye karşı verildiğini de kanıtlamıştır. Mustafa Kemal Paşa da müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve belediye başkanlarına hitaben, yayınladığı genelgede büyük zaferin ilk sonucunun Mudanya'da alındığını, bundan sonra ileride yapılacak asıl barış konferansında hakların savunmasının her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti. Peki ileride yapılacak bu barış konferansı neydi? Elbette Lozan Barış Konferansı'ydı. Kurtuluş Savaşı sonunda müttefik devletler İngiltere, Fransa ve İtalya Mudanya Mütarekesi'nin ardından 27 Ekim 1922'de Ankara hükümeti gelinle barış yapak Lozan'da diyerek hem Ankara hem İstanbul hükümetini konferansa çağırdı. Sadrazam Tevfik Paşa kardeşçe konferansa beraber gidelim derken Millet Meclisi bir kararla 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı. Böylece Lozan'a tek bir hükümetin gideceği gösterildi. Osmanlı İmparatorluğu böylece kağıt üzerinde de yok olmuştu. Lozan'a gidecek heyetin başında İsmet Paşa ve Rıza Nur bulunmaktaydı. Meclis günlerce tartışarak nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini kararlaştırdı. Özellikle sınırlar, tam bağımsızlık ve Ermenistan meselesi üzerinde duruldu. Ege adaları ile Rodos ve 12 adanın Türkiye'ye bırakılması istenirken, bazı milletvekilleri Kıbrıs'ın da geri verilmesine dair görüşlerini bildirdi. Batı Trakya için halk oylamasına başvurulması gerektiğini hatırlattı. Ve Misak-ı milli sınırları içinde olan Musul'un ana vatandan ayrılmaması gerektiğini ifade etti. 20 Kasım 1922'de başlayan konferans çok sert geçmekteydi. Türkler galip olarak gelmişti ama onlara mağlup gibi davranıyorlardı. Konu aslında Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin çözülmesine ve düzenlemesine ilişkindi. Yunan Başbakanı Venizelos savaşı kendi kazanmış gibi konuşmalar yapıyordu. İtilaf devletlerinin başı İngiltere, savaş tazminatı konusunda diretiyor, Musul'dan çıkmayı söz konusu bile ettirmiyordu. Durum sıkıntılıydı. Aynı zamanda Başbakan Rauf Bey ve İsmet Paşa arasında telgraflar yoluyla tırmanan bir gerilim vardı. Lord Curzon, İsmet, önüne koyduğum anlaşmayı imzala yoksa Türkiye'yi karanlıkta boğarız şeklinde tehdide başlayınca konferans dağıldı ve herkes evlerine döndü. Nisan 1923'te konferans tekrar toplandı. Karşılıklı olarak taraflar bazı hak ve isteklerinden vazgeçince nihayet Temmuz ayında anlaşma imzalanabildi. Türkiye Lozan'da her istediğini alamamıştı ama yine de koşullara göre iyi bir anlaşma yapmıştı. Lozan Antlaşması bağımsız yeni bir Türk devleti kurulduğunun, başta 1. Dünya Savaşı'nın galipleri olmak üzere dünya devletlerince onaylandığını gösteren uluslararası bir belgedir. Artık mevcut rejimin isminin de bütün açıklığıyla konulması, yeni devletin başkanının seçilmesi gerekiyordu. O güne kadar devlet başkanlığı görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Atatürk tarafından yürütülmüştü. Diğer taraftan bazı yabancı ülkelerde Lozan Antlaşması'nı onay için Türkiye'deki yeni devlet rejiminin de açık şekilde belirlenmesini istiyorlardı. Bu sıralarda 27 Ekim 1923'te icra vekilleri heyetinin istifası ve meclisin güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulmaması da bu soruna hızlı bir çözüm gerektirdi. İç ve dış şartların doğurduğu bu gelişmeler sonucu 29 Ekim 1923 akşamı Cumhuriyet ilan edildi.